Herkese iyi akşamlar. Yağmur suyu konusunda bugün bir webinarımız olacak. Hakan Bey moderatörlüğümüzü üstlenecek. Hüseyin Bey de sunumumuzu yapacak. Ben İzmir Şube 30. dönem yönetim kurulu üyesi Arslan Çağlayan Gürel. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diliyorum. Bu sunumumuz, bu webinarımız özellikle son dönemde yönetmelik değişikliğiyle alakalı olarak da yağmur suyu hasadının önem arz ettiği bir noktada teknik detayları da içeren bir sunum olacak. Odamız özellikle pandemi döneminde aktif olarak eğitim tarafında çalışıyor. Özellikle bilginin paylaşarak büyür noktasına baktığımızda webinarlar aslında bizim için bir avantaj gibi oldu. Çünkü istediğimiz zaman istediğimiz eğitimlere girebilir duruma geldik. Aslında pandeminin biraz bizim için avantaj tarafı oldu. Bu süreç içerisinde de İzmir şubemiz halen asansör kontrolleri, kalmem organizasyonları gibi organizasyonlar çalışmaya devam ediyor. 60'tan fazla mühendis arkadaşımız var İzmir şubemizde aktif olarak çalışan. O arkadaşlarımız da sağlık koşullarına ve pandemi kurallarına uyacak şekilde hala çalışmaya devam ediyor. Bu süreçlerde oda yönetimi ya da odayla ilgili bir konularda mutlaka bizlere geri dönüşünüzü, bir şikayetiniz olabilir, bir talebiniz olabilir. Bizlere de geri dönüş yapmanızı öncelikle rica ediyorum. Ben de çok uzatmadan lafı moderatörümüz Hakan Bey'e sözü vermek istiyorum. Şimdiden iyi bir eğitim olsun. Bu yeni açılan bir kanal, yeni açılan bir bilgi. Bilgiyi de Hüseyin Bey'de özellikle teknik altyapısıyla beraber vererek iyi bir noktaya geleceğimiz inancındayım. Şimdiden teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hakan Bey söz sizde. Teşekkürler Arslan Bey, güzel dilekleriniz için ve açıklama için. Hepinize öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Makine Mühendisleri Odası Alt Çalışma Grubu'nun yapmış olduğu bir sunum olacak bu. Sunumu Hüseyin Alparslan Bey gerçekleştirecek. Şöyle sizden bir ricam olacak. Lütfen sunum başladıktan sonra kamera ve mikrofonlarımızı kapatalım. Konuşmacıya odaklanalım. Sorularınızı sunum sonrasında hepsini tek tek alıp elimizden geldiğince birlikte yanıtlamaya çalışacağız. Yaptığımız çalışma BS 8515 standardı dediğimiz Rain Harvesting Systems, yağmur suyu hasat yönetmeliğinin Türkiye'de aslında uygulanış hali. Bu 23 Ocak Cumartesi günü çıkarılan yönetmelikle birlikte yağmur suyu toplama sistemleri devletimiz tarafından zorunlu hale getirildi bildiğiniz gibi. Bununla ilgili hep kafalarda bir soru işareti vardı. Nasıl yapacağız, nasıl depolayacağız ve bunun kapasiteleri, günlük kullanım miktarları neler olacak şeklinde. Bunlarla ilgili güzel bir sunum hazırladım Hüseyin Bey. Birazdan bunların hepsinin detaylarını bize iletecek. Ben sözü yavaş yavaş Hüseyin Bey de hazırsa ona devretmek istiyorum. Sunuma bol bol zaman kalsın. Sonra sorularımızla yorumlarımızı katacağız zaten. Buyurun Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Sunum ekrana geliyor mu bilmiyorum. Hakan Bey yönlendirirseniz. Şimdi screen share yaparsanız. Evet geliyor şimdi. Görünüyor. Tamam. Teşekkür evet, ederim. Arslan Bey'e ve Hakan Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca katılımcı arkadaşlara da ilgi gösterdikleri için çok teşekkür ederim. Biz bildiğiniz gibi İzmir Makine Mühendisleri Odası. Şu anda yalnız program olarak şeyi gösteriyorsunuz. Sunuma şey yansıtamadım sanırım. Nasıl geçecek ona ben biraz... Sunumunuzu açarsanız PowerPoint'ten. Evet, açık evet. Şu anda öbür ekranda yalnız. Çift ekran olduğu için. Evet. Onu bu tarafa alabilirsiniz bu ekranı. Olmaz. Şöyle yapayım. Bakayım. Evet onu aldım. Tamam. Görünüyor mu şimdi? Görülüyor. Ancak çift ekran olduğu için sanırım hani tam ekran değil de sizin gördüğünüz şekilde görüyoruz. O zaman şunu kapatayım diğer ekranı da. Şimdi bakalım. Şimdi Hakan Bey, eğer görünüyorsa. Sonraki slide gözüküyor şu an bir de. Evet. Yani o ekranı görüyor. Şimdi oldu.
Tamam. Tekrar merhabalar, teşekkür ediyorum Hakan Bey, Arslan Bey'e de. Bahsettiğim gibi biz Makine Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Komisyonu olarak çalışıyoruz. Yağmur suyu ile ilgili yapılan yönetmelik değişikliği nedeniyle nasıl bir yol izleyeceğiz? İzleyeceğimiz yolda hangi prosedürlerle karşılaşacağımız üzerine daha evvel komisyon olarak bazı toplantılar yaptık. Orada çeşitli sorular ve prosedürle ilgili fikir birlikleri oluştu. Bunları literatür taraması yaparak da bir dokümante ettim ve sizlere bunu sunacağım. Sunumu iki aşamada değerlendireceğim. Bir PowerPoint sunu olarak konunun basit teorisini ve nasıl bir yöntem izlersek yağmur suyu hasadı ile ilgili projelendirebiliriz'i göstereceğim. İkincisinde de AutoCAD'de örnek bir bina üzerinde bir tasarım anlatacağım. Yani çok uzun olmayacak zaten. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'nın çıkardığı bir yönetmelik gereği ekranın bir şey olduğu için yönetmelikte 2000 metrekareden büyük parsellerde ilgili idarelerce daha küçük parseller için de değerlendirilmesi kaydıyla çatıdaki yağmur sularının toplanması, toplanacak bu suyun kullanım niteliğine göre filtre edilmesi, suyun da zemin altındaki bir depoda toplanması şeklinde bir yönetmelik değişikliği gündeme geldi. Tabii bu yönetmelik değişikliği gündeme geldi ama ancak geçmiş yıllarda da yağmur suyunun toplanması ile ilgili çeşitli yönetmelikler vardı. Ben bunlardan zaman zaman size değineceğim. Şimdi basit bir şekilde bir yağmur suyunu neden hasat ediyoruz? Buna niçin ihtiyaç duyuyoruz'un değerlendirmesini yaptım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden resmi istatistiklerinden ekranda da gördüğünüz gibi 1981 ve 2010 aralığında alınan yıllık yağış ortalaması Türkiye için 574 litre metrekare civarında çıkıyor. Bunu daha sonra da tekrar anlatacağım ama 1989'a göre bu 0.8 katsayısıyla çarptığımızda 100 metrekare bir çatı alanından yıllık yaklaşık 45 ton, 45 metreküp civarında bir yağmur suyu elde etme imkanımız oluyor. Konutlarda da kişi başı tüketim 150 litre, 500 kişilik konutlarda da 500-800 litre aralığı söz konusu olduğunda bir yıllık yağmur hasadı neticesinde yaklaşık 60 günlük, 2 aylık tüm 100 metrekare dairenin kullanım için gerekli olan suyu karşılayabiliyoruz. TÜİK'in bir verisiyle karşılaştım. Bu veride şuradaki notlarda siz de ulaşabilirsiniz. Kişi başına günlük ortalama su miktarının aslında 150 değil 224 litreye kadar yaklaştığı, yani aslında Türkiye'de de su tüketiminin arttığı görülmekte. Aslında bu çok da kötü bir durum değil. Yani hijyen açısından faydalı. Tabii kullanıldığı yerler önemli olmak şartıyla. Bu 224 litre İstanbul için 189, Ankara için 209, İzmir için de 208 olduğu tespit edilmiş. Şimdi ben geçenlerde İzmir Seferihisar bölgesinde ciddi yağışlar, yağış sonucu bazı hasarlar oluştu. Bunlarla ilgili birkaç küçük görsel de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi yağmur neticesinde bahçe içerisinde yaklaşık 20-30 santimlik su birikintileri şu arazide. Hatta bu yollar da tamamen doluydu. Yani bu su gökyüzünden doğal neticelerle geldi. Yeryüzünde bize fayda sağlayamadan bir şekilde çekip gitti diyebilirim. Benim sevgili dostum da buna nasıl bir çözüm buluruz diye düşünüyordu. Şimdi yağmur suyu kullanımı ile birlikte Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği
Sayın Tanık'ın yağmur toplama, biriktirme, geri kullanım konusunda bir analizi var. Bu analize göre konutlar için geçerli tabii bu durum. Su tüketimimizin yaklaşık %35'ini evsel tüketimde, banyo, duş, %30'unu tuvaletlerde, %12'sini çamaşır yıkamada, varsa bahçeli evler için %4 civarında bahçe, kişisel hijyen için de %6 gibi bir değerde. Bunun %4'ünde ev temizliğinde, %2'sini de yemek ve içme amaçlı kullandığımız belirlenmiş. Bu duruma göre biz yağmurdan elde edeceğimiz, yağmur hasadından elde edeceğimiz suyun tamamını ev içerisindeki içme, banyo, duş, yani şu gördüğünüz mavi alandaki kısımlarda kullanmamız sağlık açısından çok uygun olmadığı için bu kırmızı bölüm, yani tuvalet, çamaşır yıkama, bahçe, araç yıkama ve benzerleri de değerlendirebiliyoruz. Bu değerlendirme de evsel tüketimde yaklaşık %46'ya denk geliyor. %46 su tüketimi de biraz önce hesapladığımız 45 bin litre, yani 45 metreküplük hasat değerinin 124 gün, yani 4 aylık bahsettiğiniz şu kırmızı alandaki su tüketimini karşıladığını gösteriyor. Tabii yağmur suyunu neden hasat etmemiz gerektiği ile ilgili günlük medyadan olsun pek çok yerden izliyorsunuzdur. Yani su gerçekten çok değerli. Özellikle tatlı su, tatlı suyun içerisinde de kirlenmemiş tatlı su oldukça önemli. Önemli olduğu için de bu suyun bir şekilde hasat edilerek, yani depolanarak evsel alanlarda kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmüş. Yağmur suyunun toplanmasıyla ilgili proje metotlarımız var. Çoğunuz bunları uyguluyordur. Bildiğimiz basit klasik yöntem konvansiyonel metot. Konvansiyonel metotta, yani klasik uzlaşmacı metotta en az iki iniş gerçekleştiriyoruz. İki inişten biri taşma, diğeri de yağış olarak kullanılacak. Bu taşma ve yağışla ilgili detayları da anlatırım. Genel prensip budur. Çatılarda yağmur suyunu topluyoruz. İki numaralı nokta filtre bir depoya, üç numaralı depoda biriktiriyoruz. Sonra çıkıştaki suyun kullanım niteliğine göre filtrasyon ve pompa yaparak çıkışı alıyoruz. Parapet söz konusu olan duvar, parapet olan çatılarda yağış inişlerini, yani taşma yağış tesisatının da aslında yağmur tesisatlarına ilave edilmesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar pek çok projede bununla ilgili bir şey görmedim. Buna da dikkat çekeceğim birazdan. Yapının her kolonu, her balkonu için ayrı bir yağmur suyu ve süzgeç tesisatı yapılabileceği gibi çatıdan gelen hatta bunlar ilave edilerek, tabii yükler hesaplanarak da birleştirilebiliyor. Yağmur suları asla pis su tesisatlarına, şehir kanalizasyonuna bağlanmaması gerekir. Hatta mümkünse yani serbest akışın da yapılmaması, tabii kentin, yerel bölgenin altyapısı uygun ise yağmur kanallarına verilmesi daha doğrudur. Yağmur suları projelerde biliyorsunuz YR1, R2 veya Y1, Y2, Y3 şeklinde gösteriyoruz. Rögarlara R ifadesi veriyoruz. Diğerlerinde de yağmur kolonu olduğunu belirtiyoruz. Yağmur tesisatlarında biraz önce demiştim, taşmayla ilgili bir durum söz konusu. Hesaplarda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, ana ve taşma tesisatlarını belirlerken 100 yıllık istatistikler, yani bu istatistiği nereden elde edeceğiz? Meteorolojinin verdiği değerler var. İller bazında, bölge bazında ve ülke bazında sürekli kendi sayfasında güncellediği istatistik veriler var. Bu veriler kullanılarak hesaplama yapıyoruz. Ve yağmur yükünün de bu 100 yıllık istatistik içerisindeki maksimum debiyi karşılayacak nitelikte çap hesabı yapmamız gerekiyor.
Taşma sistemlerimiz basitçe burada gösterdim. Parapetli olan bir yapıda belli, eğer bina içerisinden yağmur tesisatları geçiyorsa işte veya parapet varsa ya da büyük bir yapıysa bunun da hesabı yapılıyor. Taşma yağış tesisatlarımızı yağmur kanal sistemine vermiyoruz. Genelde bunları serbest akışla bırakıyoruz. Çünkü aslında taşma sistemleri bir anda anlamda bir felaketin olduğunu, yani yağmurla ilgili felaketin söz konusu olduğu durumlarda devreye girer. Çünkü sizin yağmur tesisatınız bir yükü karşılayamayacak hale gelmiştir. Artık çatınız bir anlamda havuza dönüşmeye ve mimari yapınıza ciddi derecede zarar vermeye başlamıştır. Bundan kurtulmak amacıyla yapılan bir sistem olarak değerlendirebilirsiniz. Bu klasik sistemin dışında çoğunuzun malum olduğu sifonik sistem var. Sifonik sistemler diğerlerine göre aslında yağmur hasadında daha faydalı olacağını düşündüğüm bir sistem. Ancak çok büyük yapılarda ve mimari yapının da sifonik sisteme uygun olması gerekiyor. Bu tip yapılarda kullanılıyor. Enerji denkliği prensibinden faydalanıyor. Bunlarda boru eğimin herhangi bir eğim söz konusu değil. Diğerlerinde biliyorsunuz bir konvansiyonel sistemde bir eğim söz konusuyken bunda düz bir hat olarak Hazen-Williams formüllerine benzer formüller kullanılarak yapılan bir projelendirme metodu. Sifonik sistemlerde de yağış kapasitesi hesaplanırken boru çapları, süzgeçlerin boyutları belirlenirken son 100 yıllık istatistikler alınıyor. Ancak burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta 5 dakikalık veri için. Yani 5 dakikalık veriden kastedilen şudur. Yağmur periyodu başladı ve bitti. İşte 1 saatlik bir periyot var. Bu periyot içerisindeki 5 dakikalık süre alınıyor. Yani aslında pik sürenin en üst olduğu nokta alınıyor. Yani klasik sisteme göre çok daha maksimum bir değerden hesaplar yapılırsa çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Sifonik sistemlerin nasıl çalıştığını aşağı yukarı bildiğinizi düşünüyorum. Bunları geçiyorum. Konvansiyonel metotla yaptığımız bir hesaplama sistemi var. Bu hesaplama sisteminde metrekareye düşen yağmur miktarını, işte bunun içinde çatı ve balkon alanlarını buluyoruz. Yani yağmur süzgeçlerini koyacağımız, yağmuru direne edeceğimiz yerlere ait alanların metrekare cinsinden buluyoruz. Bu değerin sonucunda bize S cinsinden, işte santimetrekare cinsinden gerekli yağmur suyu alanını veriyor. Bu alanı da 1,3 kök ayla işte boru çapını buluyoruz. Tabi burada yıllardır herkesin kullandığı 0,75 diye bir katsayı var. Bu katsayı genelde yağışın düşük olduğu bölgelerde, yani İzmir sayılabilir, işte İç Anadolu bölgesi sayılır ama ancak Karadeniz'de falan bu katsayının çok yetersiz olduğu ortada. O yüzden mümkünse büyük projelerde bunu kullanmamayı tavsiye ediyorum. Sebebi de şu, rasyonel hesap metodu denilen bir yöntem var. Çok zaten yıllardır kullanılan bir yöntem. Buradaki hesaplama sistemi de A çarpı R çarpı Fi. Bize litre saniye cinsinden yağış miktarını veriyor. A yağış alan yüzeyin alanı. Yani nereye hasat edeceğiz? İşte bir binanın çatısıysa çatı, büyük bir arazi ise arazi. Ancak buradaki istatistik veriler hektar cinsinden olduğu için bulduğumuz alanı da hektara dönüştüreceğiz. Çünkü R değerimiz litre saniye hektar cinsinden. Bu tabloları da birazdan paylaşacağım. Bir de fi değeri kullanıyoruz. Fi değeri de akma dağılma şiddeti veya boşaltma faktörü olarak geçiyor. Bu akma dağılma şiddeti veya boşalma faktöründen kastedilen işte yağmur yağdığı zaman yağmurun düştüğü yüzeyin özelliklerinden, işte kum mu, asfalt mı, toprak mı, kiremit çatı mı, buralarda oluşan kayıpları, sıçramaları, işte süzgeçten toplayamayacağımız miktarı kasteden bir değer. Rasyonel hesap metotları 1-1,5 kilometrelerde, yani 1500 metrekare
2000 metrekare çatı alanlarında gayet iyi sonuçlar verdiği, 5 kilometrekareye kadar da kullanılabildiği Dr. Zeyda'nın yayınında görebilirsiniz. Şimdi R değerimizin nasıl bulunduğu tablomuzdaki ve bunun karakteristiğini kısaca anlatayım. Bazı şehirlerimizde konvansiyonel sistemler için 15 dakikalık yağış miktarı tablosu bu. Yağış debi ve süre olarak bakarsak şöyle bir sinüsoidal eğri izliyor. Yağış başlangıçta bir birikim yapıyor, hızlanıyor, şiddetleniyor. Bu şiddetlendikten sonra şiddetini azaltarak bir süre sonra minimize oluyor. Tabii bu meteorolojik olarak her yerde değişir ama genel karakteristiği bu. Bu istatistikteki değerler de, tablo değerleri de 15 dakikalık süre için, yani şu seviyelerde bir yağış hesaplanıyor. Çünkü bu noktadaki yağış süresi çok daha kısa, ancak şu arada gerçekleşen yağış daha uzun olduğu için bu bölge dikkate alınıyor. Burada tabloda gördüğünüz gibi ana hatlar için ve taşma hatlar için kullanacağımız değerler var. Her il için. Örneğin İzmir'e bakalım. Ana hatlar için 416 saniye hektar. Çatı için de taşma tesisatları için de 614 litre saniye hektar kullanılıyor. Ancak bu değeri kullanırken 300'ün altında var ise, örneğin Afyon ilinde 261. Bunu kullanmayacağız. Minimum kullanacağımız değer 300 olması isteniyor. Bir de akma dağılma şiddeti, biraz evvel de bahsetmiştim fi değeri. Fi değeriyle ilgili de böyle bir tablo söz konusu. Aslında sunumun sonuçlu noktalarına dikkat ederseniz yararlandığım kaynaklar nereden geldiğini de görebilirsiniz. Öncelikle çatı hesabı yaptığınız zaman çatı için olan çatı eğimi, işte %15'ten büyük olduğu takdirde 1, %15'ten küçük olduğu takdirde 0.80. İşte araziyle ilgili olursa şuradaki gördüğünüz katsayıları kullanıyoruz. Yani hesap ettiğimiz alana ait özellik karakteristikse buradan onu kullanıyoruz. Fi biraz önceki yağış tablosunda grafiğinde bahsettiğim kısım nasıl oluyor oradan anlatayım. Şu tamamını fi eşittir 1 olarak kabul edersek şuradaki kayıplar, yani bu kayıplar işte yağmurun başlangıcındaki betonun veya zeminin suyu emmesinden dolayı bizim direne ettiğimiz yağmur tesisatına ilk başlangıçta geçmiyor veya zemin özelliklerinden dolayı bir kısmı doğrudan yer altına geçiyor. Bizim de hasat edebildiğimiz alan bu kısım oluyor. Bunun içinde bir kat sayısı kullanıyoruz. Birazdan bir örnek projede basit olarak anlatacağım. Ancak burada İzmir için İzmir için 400 metrekare İzmir ilinde 400 metrekare çatı alanı olan 2000 metrekarelik bir binaya yağmur tesisatı nasıl yaparız ve bu metodu anlatmaya basit bir örnek yaptım. Gördüğünüz gibi İzmir 416 ana hattı planlıyoruz. 416'yı alıyoruz. Sonra fi değeri, şu anda çatıdaki yağmurları toplayacağımız için çatı eğimizde %15'ten büyük olan bir mimari yapı olduğuna bir değerini alıyor. Tabii bu projeye özgü, her projede değişecek sonuçta. Bunun sonucunda Q eşittir A çarpı R fi'den 16,64 litre saniye gibi bir değerle karşılaşıyorum. 16,64 litre saniye R bölü T'den 8, tabii bu mimari yapıya bağlı olarak, yapının özelliğine bağlı olarak seçeceğim kolon sayısı, en az ve en fazla optimum değeri bulmam lazım. Burada 8 seçtim optimum. Yüzlük yağmur bu. 2,08 litre saniye gibi bir değer çıktı her boru için. 100, 125 ve 150'lik çaplardaki borularda 2,08 bu yüzlük sınır değerde kaldığı için her boruda yüzlüğün gayet uygun olduğunu düşündüm. Burada 70'lik boruyu görmediniz tabii. Bunu da şunun için söyleyeyim. 100 metrekareden büyük
binalarda ve en azından 5 kattan yüksek binalarda mümkünse 70'lik boru kullanmayın. Çünkü çoğunlukla taşma tesisatı yapmadığımız ve yağmur hesaplarımız bazen meteorolojik düzensizlikler söz konusu olduğu için 70'lik hatlar yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle bir de bu projeler büyük yapılarda söz konusu olacağı için en az 100'lük boruyla geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. 8 tane boruyu uygun bir şekilde binanın mimari yapısına uygun olarak yerleştirdik. Bunu daha sonra tekrar projede anlatacağım size. Bahsettiğim taşma hattı tesisi. Şimdi yağmur iniş boruları eğer bina içerisinden geçiyorsa, yani balkon ve dış cepheden değil de zorunlu sebeplerle bina içinden geçecek bir yağmur borusu söz konusu ise veya biz sistemi sifonik olarak tasarladıysak, taşma tesisatını mutlaka yapmalıyız arkadaşlar. Taşma tesisatı da A çarpı RS, yani A yağış alan yüzey, gene aynı. Buradaki RS ana hat ve taşma hat arasındaki farkı. Şu tabloda hemen göstereyim size. 614 İzmir için ana hat R2. Eksi R1 416 arasındaki fark. Yani bu fark kadar hesap yapacağız. Bu durumda da kaç tane taşma hattı yapmamız gerektiği hesaplarımız sonucunda ortaya çıkıyor. Burada da 3 tane yeterli görmüşüz. İzmir hesabına yaptığımız 614 eksi 416. Çatıyı planladıktan sonra çatı ve balkonları gene parselimizin özelliğine ve mimari yapısına uygun olarak rögarların yerlerini belirlememiz gerekiyor. Tabii rögar yerlerini belirlerken eğer yerel yönetimin bir yağmur kanal sistemi varsa kanal sistemine doğru yöneleceğiz. Yoksa nereye deşarj etmemiz gerekiyorsa bunu deşarj edeceğiz. Şu anda depolamadan ve hasattan bahsetmiyorum. Tamamen klasik yağmur hesabımızdan bahsediyorum. Bu mimari yapıya uygun olarak mümkünse kolon çıkışlarına koymamız gerekiyor. Yani bu kolonu buraya kadar taşımamızı çok sağlıklı bulmuyorum. Yani hemen önüne bir kolon, jogar konularak bir şekilde planladım. Burada da bu şekilde dönüş yaptık. Burada yapmamız gereken husus şu. Çatımızın 400 metrekare bir çatının yağmur yükünü hesapladık ama parselimiz büyük. 2000 metrekare, belki daha da fazla. Bu parsele de yağış olacak. Parselin yapısı gereği asfalt olabilir, içinde çeşitli müştemilatlar olabilir. Bu arazinin de veya o yapının da işte büyük AVM'ler gibi sularının alınması gerekir. Bu durumda her rogara düşen alanı hesaplayacağız. Bu da burada biraz sonra projede de göstereceğim ama yüzeysel olarak belirteyim. Bakın bir numaralı rogar için şu kadar alan çatı dahil. 2 numaralı rogar için burası ve bir önceki rogar. 3 numara için bu ve önceki 2 rogar. Şurada da gördüğünüz gibi alanlar artarak geliyor. Ve buraya kadar topladık. Birinci düğüm noktamız. Sonra diğer düğüm noktamız bu noktadan başlıyor. Bunu alıyoruz. Bunu dahil ediyoruz. Burayı dahil ediyoruz. Burayı ve en son rogarımızda da tüm araziyi. Arazimiz 2000 metrekareydi. Bu arazinin alanını hektar cinsinden bulup planlıyoruz, tasarlıyoruz başlangıçta. Daha sonra yine RFI formülasyonunda aynı tabloda diyelim ki şu rogarı hesaplıyorsak burada artık çatıyı dikkate almayıp çünkü çatı alanı daha küçük kalacak belki parseldeki yapı özelliği veya çatı ve parsel yapı özelliğinden birini seçerek en kötü olanı seçerek oradaki yapı neymiş işte kaplama asfalt beton yüzeymiş bu sefer fi değeri olarak 0.90'ı kullanıyoruz. R değerimiz aynı. A'da hesapladığımız alan. Bu şekilde hesaplayarak tüm rogarların formülasyonlar sonucunda işte A çarpı R çarpı Fi cinsinden, litre saniye cinsinden, daha sonra da bu metreküp saniyeye çevirdim. Metreküp saniye cinsinden değerleri buluyoruz. Burada önemli olan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Rogarlar arasındaki boruların seçiminde %1 eğim kullanıyoruz ama boru kesitleri de oldukça önemli. Çünkü boruların doluluk oranlarının
aşırı yüksek olması durumunda veya çok düşük olması durumunda dezavantajlar oluşuyor. Çok düşük olursa işte çökelmeler oluşuyor. Aşırı yüksek olursa rögarda taşma veya buna benzer olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle düşük yüklerde yaklaşık 0.6-0.8 metre saniye değerlerinde yük arttıkça da bunu maksimum 6 metre bir saniyeye kadar çıkartabilirsiniz. Tabii çok çok büyük 2000-3000 metrekare veya büyük arazilerden bahsediyorum. Bunları çıkarttığınız zaman sonuçta karşınıza belli bir hız dağılımı, tıpkı kalorifer tesisatındaki borulardaki hız dağılımı gibi bir hız dağılımı yaptıktan sonra karşımıza her hattın uygun bir kesiti çıkıyor. 16, 17, 15, 0, 19, 13, 14, 17. Tabi burada ekonomiklik ve ekonomiklik fizibil olması dikkate alınarak 1, 2, 3 numaralı rögar arası boru kesitlerinin 150, ana hattın 200. İşte burada da 150, 200, 200 şeklinde. Buradaki boru kesitine göre şurada bakarsak hat kesitlerini buradan buluyoruz. Çapımızı belirliyoruz. Buraya kadar olan klasik yağmur tesisatı sistemiydi. Yani iki yöntem, konvansiyonel yöntem 0.75 ile çarpılan veya rasyonel hesap yöntemi A çarpı R çarpı Fi formülasyonuyla. Tabii bu formülasyonda da yağış istatistiklerine bakarak elde edeceğimiz değerle aslında daha sağlıklı, daha gerçekçi bir yağmur tesisatı hesabı yapabiliyoruz. Tabii buradan sonra yönetmelik değişikliğini ilgilendiren kısmı geliyor. Yani hasat ettiğimiz, topladığımız bu yağmur suyunu boş araziye mi vereceğiz? İşte şehirdeki yerel yönetimin tesisatlarına mı aktaracağız? Yoksa hasat mı yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Bu depoyu nasıl belirleyeceğiz? Depo nerede olacak? Nitelikleri ne olacak? Gibi çeşitli sorular gündeme gelmeye başladı. Bununla ilgili yönetmelikte herhangi bir zorunluluk yok. Ancak kapasitenin belirlenmesinde 4 yöntem var arkadaşlar. Bu yöntemler 120 metrekareden küçük yapılar için basit yaklaşım, büyük yapılar için ampirik hesap yöntemi, istatistik veri veya yapının niteliğine göre ayrılıyor. Bunları da size kısaca açıklayayım. Şuradaki yönetmelik eski bir yönetmelik. Bu yönetmelikten evvel çıktı. Yıllık ortalama yağış miktarları tahmin ediliyor. Kişi başı 50 litre gün diye sabit alınarak bir yağmur deposu hesabı yapılıyor. İşte gördüğünüz şu grafiklerde işte çatı alanı şu kadar. İşte depo kapasitesi şuradan bir tanesine bakalım. İşte yaklaşık 100 metrekarelik bir çatıysa işte yıllık yağış buradaki grafiklerde eğer varsa hesap ettiğimiz yer için işte 3 metreküplük bir depo çıkıyor. Ne için? 771 litre saniyelik bir yer için. 5 kişilik yani standart bir konut için bu. 100 metrekareden küçük yapılarda 120 metrekareye kadar bu grafikler kullanılıyor. Ancak buradaki şu değerler bizim meteorolojik verilerle çok çakışmıyor. Yani tam karşılamıyor. O yüzden fazla da sağlıklı değil. Bir diğeri de biraz önce bahsetmiştim 50 litre kişi gün tuvalette yıkama ihtiyacı, tuvalet ve yıkama ihtiyacı için varsaymış. 50 litre kişi güne göre depo kapasitesini belirleyebilirsiniz diyor. Diğeri de istatistiki veriler. Bu istatistik veriler slaytların başlangıcında Sağlıklı Kentler Birliği'nin o ya evdeki kullanım oranlarında göstermiştik. Burada %4 bahçe, %30 tuvalet, %12 eğer tesisatınız uygunsa çamaşır yıkama, %46 gibi bir su tüketiminiz söz konusu. Toplam su tüketimi içerisinde. Tabii burada depoyu tasarlarken sıhhi tesisatın da yani bina içi sıhhi tesisatın da buna uygun hale getirilmesi gerekir. Yani sizin tuvalet rezervuarlarında çamaşır yıkamada bu suyu değerlendirecekseniz sıhhi tesisatınızı da buna göre planlamanız gerekir. Biz bu ona göre planlandığını varsaydığımızda yaklaşık %46 gibi bir değer karşımıza çıkıyor. 5 kişi yaşayan konutta da 500-800 konut gün burada da işte 360 litre konut gün
şeklinde bir değer çıkıyor. Yani 800 litre, 500 ila 800 litre arasında tüketimi varsayıyoruz. Bunun da %46'sı yaklaşık 368 litre oluyor. Bu değeri belirledikten sonra aslında bir önceki yöntemle bu yapının niteliğine göre olan yöntem hemen hemen aynı. Hastane, fabrika gibi yerlerde ne kadar suyu hasat edeceğiz, suyun ne kadarını kullanacağız, ne kadarını işte yağmur tesisatlarına, şehir hatlarına vereceğiz. Bunların kapasitesini belirlememiz gerekiyor. Ancak kapasiteyi belirlemeden evvel bizim bulunduğumuz coğrafyada, bulunduğumuz bölgede, proje yaptığımız bölgedeki yağmur miktarlarını bilmemiz gerekir. Yani şuradaki değerlere bakın, milimetre cinsinden biliyorsunuz, aylık milimetre cinsinden değerler var. Burada da yıllık ortalamamız var. Şimdi Aydın için bir depo tasarlıyoruz ama Ağustos ayında gördüğünüz gibi 6 milimetre. Yani bu 6 litre civarına tekabül ediyor. 6 kilogram şurada gördüğünüz gibi. Çok düşük olduğu için buraya devasa bir depo yapmak ve çok büyük bir ihtiyaç çıkartmak da fazla anlamlı değil. Optimum bir değer seçmemiz gerekiyor. Depolama kapasitesinin hesabı da A çarpı QR çarpı Z çarpı F bölü 1000 metreküp gün. Ben yıllık ortalamadan almadım arkadaşlar. Bu hesapları aylık verilere göre. Yani mesela İzmir için Aralık ayındaki yağışı gördüğünde 144 kilogram bir yağış söz konusu. Optimum bir değer aslında benim için. Tabii bunu daha düşük değerlerde de seçebiliriz. Ancak yağmur hasadının 12 ay boyunca sürekli faydalanmamız da söz konusu değil. Ama bir Aralık ayında çok verimli çalıştığına göre Aralık ayına uygun bir depo tasarımı veya kapasite belirlemesi yapabilirim düşüncesiyle. Aylık hesap yöntemi olarak kullanıyorum. Burada A toplam hasat alanı, yani yağmur suyunu depolayacağımız yağmur suyu hangi alandan geliyorsa buradaki A değerimiz bu. R değerimiz de aylık maksimum yağış miktarı, bahsettiğim şu tablodan alıyoruz. 0.8 çatı katsayısı, bu 1989'a göre verilmiş bir geri dönüştürme değeridir. Zaten 0.8 katsayıyı sabit kullanıyoruz. FD filtre etkinlik katsayısı, yani çatıdan aldığımız suyu depoladıktan sonra bunun filtre edilmesiyle oluşan kayıplarla ilgili bir katsayı, o da 0.9 değerinde. Buna göre siz projenizin niteliğine göre bir tablo hazırlıyorsunuz. İşte bahçe sulama, tuvalet rezervuarları, çamaşır yıkama, araç yıkama varsa listeyi artırabilirsiniz. Kendinize aylık bir su ihtiyacı, yani yağmur suyu ihtiyacı çıkartabilirsiniz. Bu suyu kaç gün depolarsam, işte yani sistemde sisteme ne kadar süre verebilirim belirleyerek bir yağmur kapasitesi, suyu kapasitesi belirleyebilirsiniz. Kısaca depo için bölgesel yağış karakterleri, yani o meteorolojik verilere bakarak bu yağış karakteri, yapının veya parselin mimari özelliği, bir de yapının yağmur suyu ihtiyacı dikkate alınarak belirlenmesi gerekiyor. Yani her yapı için şu kadar depo, her ilde bu kadar depo konacak gibi bir kurala gitmemiz çok mümkün görünmüyor. Bu da biraz önceki deponun hesaplanmasıyla ilgili bir yöntemdi. Ben kısaca hemen proje üzerinden adım adım size bunu kısaca anlatıp sunumu tamamlayacağım. Biraz önce bahsettiğim yapı, gördüğünüz gibi şu mavi hatlarla çizilmiş 2000 metrekarelik bir yapı. Bunun içerisinde de 400 metrekarelik bir binamız var. Hesaba başlamadan evvel binanın yapı niteliğine bakıyoruz. %33 eğimli bir çatı kullanılmış. İşte diyelim ki aşağılarda balkonlar var, her neyse. Buna göre parselimiz ve yapı alanımız klasik RFI formülünden İzmir için 416 değerini alarak çatı eğimine
baktık şurada mimari projede bu değeri görüyoruz zaten. %33'müş demek ki 15'ten büyük bir değerini kullanıyoruz ve karşımıza 16.64 litre saniye gibi bir değer çıkıyor. Gene mimari yapımızın niteliğine uygun olarak burada 8 tane, belki daha az da kullanabilirsiniz ama bu boru kestiğiyle mimari yapı arasında bir ahengin olması çok önemli. Yani burada 20 tane boru yapmak çok anlamsız. Ya da 2 tane boru yapıp yüksek bir kesitle inmek de anlamsız. İşte suyu toplayacağımız balkon alanları, çatının yapısı, olukların niteliği, bunları dikkate alarak optimum bir sayı belirliyoruz. Bu sayıyı burada 8 olarak düşündüğümde işte hesapladığımızda karşımıza fi 100'lük bir 8 adet fi 100 borunun kullanılabileceği ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu süzgeçlerimizi yerleştiriyoruz. Dediğim gibi terasın niteliğine bağlı olarak. Burada taşma ile ilgili herhangi bir hesap yapmadım arkadaşlar. Taşma ayrıca yapabiliriz. Bunları belirledikten sonra hasat alanları biraz önce bahsetmiştim. Bakın burası rögarlarımızı belirledik. Bir numaralı hasat alanımız. Burası iki numaralı rögarın hasat alanı. Bir öncekini toplayarak geliyoruz gördüğünüz gibi. Her seferinde rögara binecek bütün yükleri toplayarak. Buradaki amacımız artık kolon çaplarını belirlemek. Bunu belirledikten sonra biraz önce anlatmıştım. Bu şekilde bütün kesitlerimizi, optimum kesitleri ve eğimleri belirliyoruz. Üst kodlar ve rögar çıkış kodlarını belirleyerek projemizi tamamlıyoruz. Şurayı birazdan anlatacağım. Daha sonra depo kapasitesini belirliyoruz. Dediğim gibi depo kapasitesinde binanın niteliğine uygun olarak bir kapasite belirlemesi yapıyoruz. İşte bu 15,04 çıkmış. Ben 2 günlük bir stoklama için varsaymışım bunu. Bu da yaklaşık 16 metreküplük bir depoya denk geliyor. Ve depomuzu planlıyoruz. Depoyu planlarken arkadaşlar son rögarda depomuza bir hatla geliyoruz. Ancak bu noktada yağmur suyu filtresi kullanmamız gerekir. İster bunu burada kullanın, isterseniz bütün kolonların çıkışlarında veya rögar çıkışlarında kullanın ama mutlaka depoya girmeden evvel bir yağmur suyu filtresi kullanmakta fayda var. Bu filtrenin hemen şurada detayını göstereyim. Su üst noktadan giriyor, buradan çıkıyor. Çıkarken de şuradaki gördüğünüz filtreden altta işte 2 veya 4 işte yapısına bu kare prizmatik tipte. Buradan çıkan suyu, filtre edilmiş suyu şurada depoya sevk ediyoruz. Depodan da depoya tabii bunu üst noktadan verebilirsiniz ama bazen bunu sifonik bir şekilde şöyle U yaparak işte girdaplar ve benzer durumu engellemek için aşağıdan da yapabilirsiniz şu şekilde bir bağlantı. Depodan tabii depo kapasitemizde dolduğu zaman bir çıkış rögarı yapıp bu rögarı da bir şehir kanalına vermemiz gerekiyor. Çünkü arazideki bütün suyu depoda stoklamamız mümkün değil. Ya bunu eğer yerel yönetim izin veriyorsa bir dere yatağına veya çevreye benzer şekilde deşarj etmemiz gerekiyor. Sistem kısaca böyle. Bunu yaptıktan sonra kolon şemasında da eğimlerin sağlıklı çıkabilmesi şu şekilde grafikle tasarlarsanız yani arazinin kodlarına göre bir grafik tasarlaması yapıldığı takdirde en azından yaptığınız sistemin nasıl çalıştığı ve sonuçların neler olduğunu görebilirsiniz. Burada diyeceksiniz ki ben bütün çatıyımı toplayacağım. Hayır, şurada bir başka yöntem daha var. Onu da bahsedeyim. Benim bulunduğum arazi uygun değil ama çatımda temiz su var diyorsanız çatı hatlarını şuradaki rögardan aldığınız zaman bir tanesini rögarla verirken diğerini ayrı bir rögar sistemiyle ve bir filtreyle gene bahsettiğim o yağmur filtresinin alt çıkışından toplayarak şeyde gördüğünüz gibi şu noktadaki depoya doğrudan verirsiniz. Yağmuru da
kanalizasyonu verebilirsiniz. Yani bu şekilde de bir tasarlama söz konusu olabilir. Yani yağmur tesisatları ile ilgili tasarlama konusunda aslında tamamen sizin görüş açınıza, mimari yapının niteliğine, arazinin niteliğine, yağmurun karakterine bağlı olarak değişebilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Hakan Bey'e sözü devrediyorum. Hüseyin Bey, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir çalışma. Biz teşekkür ediyoruz güzel bir sunum için. Şimdi yavaş yavaş sorular da gelmeye başladı. Bunlarla ilgili. Bir saniye. Şimdi sunumla ilgili bizim odadan Volkan Bey size bilgi aktardı. YouTube kanalında bu video yayınımız yayınlanacak. Sunumu daha sonra PDF gibi dağıtma olacak mı? Onunla ilgili Hüseyin Bey bilmiyorum. Hani odanın yönetimi orada ne yapar? Ona göre ilerleriz diyorum. Şimdi sorulara geçmek istiyorum. Şimdi öncelikle İbrahim Dinç'ten gelmiş. Site içerisinde 20 adet villalık ve 150 metrekare çatı alanına sahip bir toplu durumda deposu, yağmur suyu deposu ayrı ayrı mı yapılacak yoksa bir bütün yapılabilir mi denmiş. Biraz önce de söylediğim gibi yönetmelik bu konuda çok net bir şey söylemiyor ama büyük parselli ve içerisinde küçük yapıların olduğu işte 100-150 metrekarelik villaların olduğu yerlerde iki yöntemi izleyebilir. İsterse çatı sularını her villa için bağımsız toplayabilir ya da tüm arazinin bir yağmur tesisatını yaparak çünkü o arazide yeşil alanlar, sulanması gereken alanlar veya benzer ihtiyaçlar varsa daha büyük bir yağmur deposu tasarlayabilir. Yani bu konuda optimum çözüm projenin niteliğine ve o yapı sahiplerinin taleplerine göre yol alırlarsa çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Evet, haklısınız. Screen share'i kapatabilir miyiz? Bu arada sizin hala ekranda. Ben evet onu nasıl kapatacağım bulamadım da. İbrahim Bey'in sorusuna ek olarak şunu demek istiyorum. Şu andaki çıkan yönetmelikte 2000 metrekare üzerindeki yerlerde arsa 2000 metrekare değil mi? Parsel 2000'i geçen yerlerde bir tane ev de olsa, toplu konut da olsa çatı alanlarının suyunun sahile toplanması isteniyor. Evet. Ancak İzmir için konuşuyorum. Hani başka illerden de katılan arkadaşlar var gördüğüm kadarıyla. İzmir İmar Yönetmeliği şu anda onaylamaya gönderildi. O onaylandığı takdirde 1000 metrekare parsel alanı üzerindeki bütün çevre yüzey suyunun toplanması şeklinde bir imar yönetmeliği tasarısı var ve şu anda onaylandığı anda biz artık buna tabi olacağız diye söyleyebilirim. Burada vardı burada. Deponun yer altına veya parselde uygun bir yerde yer üstüne koymakta kriterler nelerdir diye sormuş Hüseyin Atabay. Yer altına konulmasını yönetmelik istiyor. Yani yer üstüne konulabilir mi? Yer üstüne koyduğunuz zaman sonuçta bir alan kaybedeceksiniz. Yer altında yapı yaklaşma sınırlarına dikkat ederek, yani sonuçta bir yapı olarak değerlendiriliyor bu. Sanırım bazı yerlerde 5 metre, bazı yerlerde 3 metre oluyor. Yapının sınırlarına yaklaşmadan, sınır içerisinde kalarak yerin altına konulması isteniyor. Tabii yerin altında olduğu zaman karşımıza bir pompa ihtiyacı çıkıyor. Ama yerin üstünde olması yönetmelikte belirtilmediği için diye cevaplayabilirim. Yani neden? Evet, yönetmeliğe aykırı. Ben şu anda planlı alanlar imar yönetmeliği 57. maddesinin 5. fıkrası şu şekilde düzeltilmiştir diyor. Yağmur suyu toplama tankı parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 metreden daha fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliyatı varsa yağmur suyu şebekesine bağlıdır yoksa atık su şebekesine bağlanamaz diye bir yönetmelik maddesi şu anda geçerli. İzmir İmar Yönetmeliği devreye girmediği için.
parsel alanı içerisinde toprak altında yapmak zorundayız Hüseyin Bey. Başka sorularımıza bakalım. Bir saniye. Teşekkürler. Rica ederiz. Yağmur suyu ön filtreleri hakkında bilgi alabilir miyiz demiş Ali Efsayar. Bununla ilgili çeşitli üretim yapan firmalar var. Yani internette bir araştırma ile karşınıza çıkabilir. Bu filtreler basit elek şeklinde. Yani ben başlangıç filtresinden bahsediyorum. Yağmur, çatıdaki yağmur süzgeci ile su deposu arasındaki filtreler bunlar. Paslanmaz çelikten imal edilmiş. İşte o çelik filtre içerisinden suyun içerisindeki belli büyüklükteki parçacıkların, işte yaprak ve buna benzer şeylerin geçmesini engelleyen ve debi kapasiteye göre işte alacağın su kapasitesine göre birkaç modeli olan işte dikdörtgen, benim bu projede çizdiğim dikdörtgen 4 çıkışlı, Fi 104 çıkışlı veya başka şekilde modeller var. Her biri boruya bağlanan, yani yağmur süzgecinin hemen altındaki iniş borusuna bağlanan filtrelerde birkaç çeşit model var. Bunun size faydası deponuzdaki suyun tortudan ve pislikten arınmasını sağlaması. Yani başlangıç filtresi bu. Daha sonraki çıkış filtresi suyu kullanacağınız yerin veya suyun istediğiniz özelliklerine bağlı olarak kum filtre, işte buna benzer karbon filtre, klorlama gibi filtreler ayrı. Onu bu sunumumuzda anlatmadık. Yani depodan sonraki kısmı anlatmadık. Bu depo ile çatı arasındaki filtre. Ben zaten bazı benzer sorular da gelmiş. Bunlarla Muratcan Küçük Aksakal'da filtrasyon konusunu biraz daha açar mısınız demiş. Buna cevap verdiğinizi düşünüyorum. Devam edelim. Haluk Altay, arazi yollarında zaten toplanması gerekmezdi diye bir soru yöneltmiş. Yani demin bahsettiğiniz şekilde şu andaki imar yönetmeliğine tabi olduğumuz için çatı alanlarını yapmanız zorunluluk. Ama eğer ki İzmir İmar Yönetmeliği devreye girerse o zaman arazi alanlarının da toplanması şeklinde kapsam genişlemesi ve metrekarenin 1000 olarak da revizyonu gündeme gelecek. İbrahim Bey tekrar demiş, zorunluluk yoksa yapılmayabilir mi tek demiş. Demin hani çoklu villa sorusunu sormuştu kendisi. Yani yönetmelik bir zorunluluk vermiyor ama şöyle düşünelim. Şimdi 3-4 bin metrekare veya çok büyük bir arazimiz var. Bugün Ege bölgesinde zaten yazlıklar ve yazlık evlerin çok yoğun olduğu yerler ve genelde de 10-15 villalık toplu siteler yapılıyor. Bu site içerisindeki yollar, işte arazinin eğimine göre buranın da yağmur tesisatlarının yapılması gerekir. Nasıl ki büyük bir AVM, hastane ve benzeri yerlerdeki teraslar, zeminler ve o yapıların yağmur sularını toplamamız gerekiyorsa orada da gerekir. Çünkü yerel yönetimlerin size sunduğu hizmet suyu, kanalizasyon veya buna benzer şeyleri parselinizin giriş noktasına kadar getiriyor. Yani parsel içerisinde bir altyapı sistemi kurmuyor. Siz kanalizasyon sisteminizi de ve yağmur tesisat sisteminde yapmanız gerekiyor. Yapmadığınız takdirde zaten arazinin içerisinde altyapı eksikliği oluşacak. O nedenle ben yine aynı şeyi söylemiş olacağım ama tasarımcıya kalan bir şey. Yani ama arazinin mutlaka bir altyapı projelendirmesi yapılması hasat için, isterseniz sadece her villanın yanına işte 2-3 metreküp civarında çıkıyor bir depo tesis ederek villada yağmur hasadını yaparsınız ama arazinin yağmur tesisatını da mutlaka yapmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü buna benzer çok arazi, eğimli araziler var ve ciddi sorunlar çıkar yapılmadığı takdirde. Bununla ilgili yani hani tasarımlarla yaptığım projelendirmede yatırımcıyla beraber bunu konuşarak karar vermek durumundayız. Hani bu durumu anlattığımız zaman sadece çatı yüzey sularının yeterli olmayıp dediğiniz gibi çevre yüzey sularını da toplayacağımız zaman arazi çok büyükse, diyelim ki işte 10 dönüm, 20 dönüm arazi var. Bir noktaya toplamak çok feasible olmuyor. Çünkü kümelenmiş yapılar olduğunu düşünelim.
sadece villa olarak düşünmeyelim. Hani irili ufaklı bazalı yapılar olabilir. Bu noktada onların doğal meyille taşıyacağımız için bunu çok büyük kotlara ulaşmamak adına su depolarını parçalı noktalara yapmak, yani her birine bir tane değil belki ama 2, 3, 4 gibi bölümlendirmekte fayda var. Tasarımcıya kalan bir konu dediğimiz gibi. Bu noktada işte bütünleşik tasarımı hep söylüyoruz. Mimar, müteahhit, işte mühendis hepsi bir araya gelip yatırımcı diyelim. Zorunluluk olmasa bile doğru tasarım için birlikte çalışmalısı gerekiyor. Bunun önemini de tekrar vurgulamış olalım. Devam edelim sorularımıza. Yağmur suyunun taşıdığı askıdaki katı maddelerin zaman içerisinde temizliği ile ilgili öneriler nelerdir demiş Ersel Buran. Tabi bu biraz bizim meslek alanımızın dışına çıkıyor. Daha çok çevre mühendislerinin ilgilendiği bir alan ama yani askıdaki katı madde açısından açıkçası çok fazla bilgim yok. Bilgim olmadığı için de sağlıklı bir bilgi veremeyebilirim. Biz yağmur suyunu başlangıçta depoya gelirken filtrelendirmesini yaptıktan sonra depo içerisindeki suyun analizini yaptırıp bu analizde çıkan sonuçlara göre çıkış filtre gruplarını tasarlamamız çok daha doğru olur. Yani bu suyu da zaten kullanma, yani içme ve işte duş ve benzeri yerlerde kullanmak çok doğru değil ama gri suyla entegre edilebilir eğer binada varsa gri su. Bunun için yani depo içerisindeki konu hakkında çok fazla da bilgim yok. Bir çevre mühendisine danışırsa sanırım çok daha sağlıklı bilgiler alır. Teşekkürler geliyor sunumunuz için. Sonra devam edersek yer üstüne konabilmesi için zaten kot farkı olması lazım demiş Ali Kalkay. Evet. Yeni imar yönetmeliğine giren bahseden hükmanı size İbrahim Bey bunu gönderebiliriz. Ali Emsayar başlangıç filtresinden bahsetmiş. Engin Karahan'ın bir sorusu var. 100 metrekare villa için İzmir'de yağmur suyu depo zorunluluğu var mı? Örneğin Urla. Hani burada işte yine imar yönetmeliğine geliyor. Hüseyin Bey de aynı görüştedir. Madde şunu diyor. Parsel alanı 2000 metrekareyi geçen yer diyor. Yani sizin iki dönüm araziniz var ve 50 metrekare villanız varsa da toplayacaksınız. Evet. Ama parsel alanınız şu anda diyelim ki 500 metrekare, 1000 metrekare, 100 metrekare villayla bağımlı değil. Parsel alanına bağladıkları için sizin arazinizin alanı önemli oluyor. Engin Karahan. Haluk Bey evet 1000 metrekareye geçiyoruz demiş ama yeni İzmir İmar Yönetmeliği şu anda onaylanmadığı için biz hala planlı imar yönetmeliği 2000 metrekareye tabiiz şu anda. Depo içerisindeki pompa özelliğinden bahsedebilir misiniz demiş Ahmet Uydur. Şimdi şöyle söyleyelim. Depoyu tasarladıktan sonra kapasiteyi belirledik ve depoyu tasarladık. Bu depodaki suyu nerede kullanacağız? Hangi noktada kullanacağız? Statik basınç hesapları, işte depo kapasite hesapları yaparak belirleyeceğiz. Yani bununla ilgili bir proje olması lazım elimde de onunla ilgili bir detay anlatmam gerekir. Engin Karan demiş ki yeraltı tekrardan su deposu yağmur borusu 1 metreden bağlanıyorsa deponun 1 metresi altın kalacak mıdır? Yorumunuz nedir demiş? Ha şimdi orada şu önemli. Biraz önce AutoCAD çizimi gösterirken de evet. Bu zemin kodlarına mutlaka dikkat edin dememdeki sebep de buydu. Çünkü son noktada yani depoya gireceğiniz başlangıç ve yağmur suyunu topladığınız o son noktadaki rögar çıkış kodu deponuzun üst kodu olacak doğal olarak. Bu nedenle de eğimlere ve doğal akışlara dikkat etmemiz gerektiği için depomuzu çok daha derine yapacağız. Yani bir metreden değil de yine üst noktadan vermemiz gerekiyor. Yoksa hani hidrolik dengeler gereği üst kısmı kullanamayız. Bu nedenle harfiyatımız biraz daha fazla olacak. Depo biraz daha derin olacak. Ya da projelendirme şeklimizi değiştireceğiz. Biraz önce Hakan Bey bahsettiği gibi parçalara böleceğiz belki sistemi. Ya da sadece çatı sularını ayrıca toplayacağız. Son örnekte gösterdiğim gibi. Yani eğer bir kod sorunumuz varsa bunu tasarlamamız gerekiyor.
Aslında bu soru güzel oldu. Diğer İbrahim Dinç'in sorusu da atıfta bulunmuş oldu. Belki de daha ileride sorular da var. Mesajlar geliyor. Eğer ki tek bir yere yaparsak ve dediğimiz gibi çok uzun bir araziden ya depoyu çok aşağıya gömeceğiz ya da işte kullanamadığımız bir alan çıkacak. Bunu önlemek için parçalı yapılmakta fayda var. Küçük küçük depolar olabilir ya da büyük ama belli metrajlarda o %1 eğimleri kuracak işte ya da %1 yarım eğimleri kuracak şeylerde olması gerekiyor. Murat Şükrü Öztürk sanırım. Yayılı yerleşim site durumunda toplama hatlarında çökme veya ezilme olmaması için buraları galeri içinde mi tesis edeceğiz demiş. Rogarlar arası borulardan bahsediyorsa bunun yapım teknikleri var. Yani önce kanalı açıyorsunuz, işte zemini, kanal altı zemin sertleştirmesi yapıyorsunuz. Üzerine işte kum, mıcır benzer tabakaları yaptıktan sonra eğer daha çok inşaat mühendisliğinin sahasına giriyor ancak o tekniğine uygun yapıldığı takdirde ve kodlarda düzgün verildiği takdirde bir çökme olacağını zannetmiyorum. Eğer çökme varsa orada bir proje ve uygulama hatası vardır diye düşünüyorum. Evet, yani yerinde uygulama olaraktan yastıklama dediğimiz, dediğiniz gibi inşaat mühendislerinin daha çok yaptığı işte mıcır daha sonra daha küçük çakıllar daha sonra üzerine kumlama işte fileli yanların alması gibi bunun yastıklama modelleri var. Bunu düzgün yapıldığı takdirde borularda ezilme olmaz. Ve şöyle bir şey var. Ara boruları PVC boru değil de Korge borudan seçersek üzerinde hani reklam gibi olacak ama hani, araç geçse kırılmayan boru olduğu için bu şeylerimiz daha ama PVC boru olacaksa mutlaka düzgün yastıklama yapılması gerekiyor. Güzel bir soru. Mevcuttaki yangın deposuna yağmur suyunu aktarmak mümkün olur mu? Sema Akkan sormuş. Biraz önce söylediğim gibi projenizde suyu optimum şekilde nerede kullanacaksınız ve yangın tesisatında ben bunu kullanmak istiyorum diyorsanız aslında kullanılması pekala mümkün. Çünkü çıkış suyunu filtrelendirip yağmur suyuna entegre edebilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Hatta binalarda biliyorsunuz gri su tesisatları yapılıyor. Yani lavabolardan işte duşlardan veya çamaşır makinesinden gelen sular toplanıp filtre edilerek tekrar bahçe, araç yıkama gibi yerlerde kullanılıyor. Ki yağmur suyu gri suya göre çok daha temiz olduğu için filtreleme yapılması kaydıyla gayet tabii ki kullanılabilir. Bu bağlamda aslında paralel bir soru da Engin Karahan'dan gelmiş. Bu su yüzme havuzu veya sus havuzunda kullanılabilir mi demiş. Yine aynı. Yüzme havuzundaki suyun suyu biz sonuçta şehir suyundan alıyoruz ve aldığımız şehir suyuna işte çeşitli filtrelemeler yapıyoruz. Yani havuz projelendirmelerini yaparken. Bu karaktere uyuyor ise yağmur suyu da kullanılabilir. Ama çok iyi filtreleme yapılması şart çıkış noktasından itibaren. Özellikle kullanım noktasına göre rezervuar gibi işte bir yerlerde kullanılması haricinde alıcı ortam diye geçiyor biliyorsun. Çevre kontrol kirliliği gereği alıcı ortam, dere, nehir, yatağı ve bu tarz yerlere verilmesi belli bir arıtma şartından sonra sağlanabiliyor. Onun belli kriterleri var. Eğer ki bir de mesela ikinci kere gri su gibi kullanmak istersek bunu rezervuar depolandırmada ek filtrasyonlar gerekiyor. Bu ek filtrasyonlar da maliyet demek. Eğer ki bir villa için yapıyorsak bu şeyler kullanım amacını iyi tasarlayıp mal sahiplerine iyi anlatmak gerekiyor. Bazı şeyler yorumlarda geçiyor. Attığımız taş buz kuşa değiyor mu diye. Bunları hakikaten iyi eğilmesi gerekiyor. Berat Eken demiş ki hasat yapılan su depoda kullanıldıktan sonra bittiği varsayılırsa rezervuarlar için kullanılacak suyu temiz su hattından çekmek gerekir diye projeyi ona göre düzenlemek gerekir mi? Gayet tabii ki. Yani çünkü kullanacağımız su özellikle Aydın'da yaptıysak, Aydın ilinde proje yapsak Temmuz, Ağustos aylarında depomuz bomboş olacak. Bu dönemde de yedek rezerv olarak şehir şebekesi veya varsa diğer su kaynağına entegre etmemiz gerekecek. Mutlaka edilmeli. Ersel Buran'dan bir soru daha var. Kağıt fabrikası ve endüstride suyun kullanımı çok fazla olan testlerin tamamında kullanımı zorunlu olmalı demiş. Yani katkı olarak bu soru değil ama teşekkür ederim.
Genel sorular gelmeye devam ediyor. Hakan Bey sesiniz kesildi. Hakan Bey mikrofon kapandı. Demin ne kadar duyamadınız bilmiyorum. Hiç duyamadık abi. Yok şu an sadece yeni kapanmıştı. En son kağıt fabrikası konusunu söylemişti Ersan. Endüstride suyun kullanımı çok fazla olan tesislerde zorunlu olmalı demişti. Bunu sordum. Genelde teşekkürler geliyor anladığım kadarıyla. Bir soru soracaktım. Benim de aklımda. Başka sorusu olan var mı acaba? Bir tane daha geldi. Kerem Şanan Bey'den. Filtrasyon sistemlerinin değişimi, yenileme ücretleri hakkında bilgi verebilir misiniz demiş. Yani sonuçta yaptığınız veya tasarladığınız tesisin kapasitesine bağlı ama bir konut için ise sanırım 1000 ile 5000 TL arasında basit filtrasyonlar var. Bu yağmur filtresinden bahsetmiyorum, çıkıştan bahsediyorum. Onların kartuşları da 6 ayda bir veya yılda bir değişiyor. Onların da maliyetleri ortalama 1000 TL civarında. Ama daha büyük tesislerin maliyetleri çok daha farklı. Bunu profesyonel danışacağınız, projeyi gerçekleştireceğiniz firmalarla maliyetleri çıkartabilirsiniz. Bir soru daha geldi. Burak Şükrü Köstürk'ten. Korunacak su deposunda manhol bakım deliği bulunmalı mı? Evet, zaten benim aslında projede çok detaylara girmedim ama orada detay da var. İşte 100 metre 50 santim sanırım bir kontrol kapağı koymuştum. Bu o tasarımda mutlaka olması gerekiyor. Ayrıca su depoları ile ilgili İller Bankası'nın geçmiş yıllarda İller Bankası diye bir kurum vardı. Bunun tüm kapasiteler için betonarme su deposu detayları var. Oradan da faydalanabilirler. Şayet betonarme yapacaklarsa. Gayet tabii ki mutlaka bir adam deliği diye kastettiği evet. Kapak olmak zorunda. Aynı şekilde taşkan da olmak zorunda. Yani gayet tabii ki. Suyu çok yüksek de bir de yağdığı zaman İzmir'de bazı günlerde biliyorsunuz sel döküldüğünde felaketler yaşıyoruz. Evet. O zaman da aynı şekilde taşkanının da bir yere verilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de zaten yönetmelik de demiş yani bunun mutlaka bir yere deşarj edilmesi lazım. Bunun da hiçbir şekilde kanalizasyon sistemi olmaması lazım. Çünkü taşırıyor kanalizasyon sistemi. Hüseyin Atabay demiş ki, yağmur suyu projesi çizip belediyeye onaylatan arkadaşlar var mı? Varsa ne gibi sorunlarla karşılaştılar demiş. Tabii bu sorunun yanıtını sorunlarla karşılaşan arkadaşlar verebilir ama bana yansıyan bugüne kadar depo kapasitesi. Yani herkes depo kapasitesinin ne kadar olacağını soruyor. Ben de sunumda özellikle zaten o kısma çok vurgu yaptım. Projenin niteliği, bölgenin yağış karakteri ve mal sahibinin talebi gibi bu üç unsura göre kapasiteyi belirlemek gerekir. En büyük soru buradan geliyor. Diğer soru da bahsettiğiniz gibi işte 2000 metrekare parselim var ama içinde 100 metrekare alanım var ne olacak şeklinde. Bu da yönetmeliğe göre eğer 2000 metrekare parseliniz varsa içinde 10 metrekarelikte bir yapınız olsa 10 metrekare yapının çatısındaki suyu toplayacaksınız. Ha parseli toplar mısınız? Toplamanız gerekir bana kalırsa. Toplamazsanız ne olur bilmiyorum. Oradaki fen işlerindeki yani bileyim, imar müdürlüğü mü oluyor? İmar müdürlüğü mühendis arkadaşın takdirine kalır. Doğru olan yani mühendislik yeteneğimizi kullanacağız orada. Evet, Hüseyin Bey'e katılıyorum ben de. Benim de şu anda hala hazırda düzenlemeler var. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Yani sonuçları mühendis arkadaşlar bizim projelerimizi kontrol ediyorlar. İki mühendis olarak yan yana gelip ne şekilde bir tasarım düşündüğümüzü aktardığımızda, anlattığımızda şu kadar depolama kapasitesi işte. Benim yaptığım projede aynı Hüseyin Bey'in dediği gibi sadece çatı sularını almadım. Ben de yüzey sularını toparladım. Ve biraz önce verdiğim örnekteki gibi arazi alanı büyük olduğu için 3 depo, 4 depo gibi bölümlendirdim. Ve işte bahçe sulamada kullanılacak yerleri tasdikledim. Pompalarını yaptım, filtrasyonlarını yaptım. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Anlattıktan sonra bir tasarım yaptığınız için, bu tasarımı karşı tarafa anlattıktan sonra zaten yönetmeliğin gerektirdiği minimum şartları çok çok iyi sağladığı için herhangi bir problem bize çıkartmadılar.
Öyle. Filtrasyonda Ali Emsayar demiş ki filtrasyonda kum filtresi iyi bir çözüm olabilir mi demiş. Bu kum filtresi suyu depoladıktan sonra yani kullanma sahamıza giderken yapacağımız filtrasyon. Yani yine dediğim gibi sizin tasarımınıza bağlı. Şayet suyunuzun niteliği kum filtresi zaten tek başına yeterli değil. Çıkışına mutlaka tortu filtreleri, işte karbon filtre benzerlerini de kullanmanız gerekebilir. Yine kullanacağınız yerin niteliğine, karakterine bağlı olarak kum filtresi de gayet tabii ki kullanabilirsiniz. Ahmet Oğuzcan Şimşek'in de bir sorusu var. Şöyle demiş, neden yapılan müstakil evlerde çatıyı çukur bir şekilde yapıp doğal ışık artı yağmur suyu enerjisini depolayarak bir enerji elde edemez misiniz demiş. Yani tabii bilmiyorum, mühendis zekası ve yaratıcı zekayı her alanda kullanabilirsiniz. Burada amacımız şu, su yani yeryüzünü bir futbol topu boyutlarında düşünürsek denizdeki ve tuzlu sular yaklaşık bir işte beyzbol topu veya ona benzer bir top boyutlarında. Ancak tatlı sular da bir misket boyutunda veya bir fındık tanesi diyeyim. Yani bir futbol topu ve fındık tanesini karşılaştırın. Bizim konuştuğumuz su bu fındık tanesi kadar su. Ve o yüzden çok değerli. Yağmurdan da olsa herhangi bir yerden suyu toplayıp değerlendirmek, suyun kirlenmesi ve ekonomik olmamasını engellemek açısından çok değerli. Çatıda, havuzda yapabilirsiniz. Sizi engelleyen bir şey yok ama tabii binanın statik yapısına bağlı olarak her türlü değerlendirme mümkündür. Evet, parselde su drenajı sorununa bağlı olarak tesisatta batma ya da kod değişimi olur mu demiş Murat Şükrü Öztürk. Anladığım kadarıyla şey demek istiyor. Çökme yani yaptığımız yağmur su deposunun sıvılaşma gibi bir şey olarak kompaktla çökmesinden kastettiğim herhalde. Ama bu dediğim gibi inşaat mühendisinin orayı nasıl tasarlayacağına bağlı. Yani tekniğini uygun yaptıktan sonra veya jeolojik yapıda eğer ona uygunsa bir sorun çıkmaması gerekir. Zaten İzmir'de sanırım Meryem Ana evini görenlerimiz vardır pek çoğunuz. Oraya kiliseye yaklaşmadan evvel bir havuz var. Oradaki havuz su sarnıcı. Yani yüzeyde, açık yüzeyde. Eski antik kentlerde görmüşsünüzdür. Efes'te ve benzeri yerlerde de yer altında var. İşte İstanbul'un meşhur Yerebatan Sarayı benzeri. Sarnıçların zaten sanırım bir 10-15 bin yıllık tarihi var. İnsanlık tarihinin en eski yapılarından biri. Aslında yönetmelik 15 bin yıl geç geldi diyebilirim. Çünkü 15 bin yıl evvelinden de insanlar suyu sarnıçlarda ve yerin altında topluyorlardı. Bunun sebebi sadece eğim değil, güneş enerjisinden kaynaklı suyun içerisindeki işte bakteri, yosun, lejyonella ve benzeri şeylerin oluşumunu engellemek diye düşünüyorum. Bu nedenle güneş almayan, işte buharlaşmanın çok az olduğu, sıcaklık değerinin de çok değişmediği, toprağın altındaki işte 2 metre altında genelde 20 derece civarında sabit olduğu için düşünmüş olabilir. Yani su kayıplarını engellemek ve suyu daha sağlıklı tutmak amacıyla. Sema Akdoğan demiş ki yapılar dışında spor tesisleri içinde örneğin halı saha ve bunun gibi tesislerde zaten olması gereken drenaj hatları depolara toplanabilir mi? Mesela bu depo daha sonra suyun içini yıkama ya da çimi sulamada kullanılsa bu alanlar içinde yönetmelik bir madde içeriyor mu? Hayır, yönetmelik yok. Yönetmelik parsel ve çatı alanı demiş. Yani yapının özelliğinden bahsetmemiş. Bu kritere giren tüm yapılarda uygulanacak. Yani şey olabilir mi? Zaten hani yapı olduğu için onlar da spor tesisleri de bir yapı olarak değerlendirilir. Parsel alanında eğer o kadar alanı varsa hani bir futbol stadyumundan mesela bahsediyorsak onların da bir yağmur suyu depolaması yapması zorunlu gözüküyor. Engin Karan demiş ki yağmur suyunu direkt su filtresinden sonra su havuzuna bağlamak bir nevi yağmur suyu deposu yerine geçebilir mi yönetmelik açısından? Yönetmelikte depolanması isteniyor. Su havuzu şey değil, depo niteliği taşımadığı için uygun olmaz diye düşünüyorum. Evet, biraz o şey olmuş. Yemin ederim, şey olmuş olur. Evet.
Ben de belediyedeki arkadaşlarla sorun yaşarsınız yani. Süs havuzunun denge tankı olabilir mi? Demişler. Yani şimdi süs havuzunun denge, siz o suyu depoladıktan sonra bunu projelendireceksiniz. Sonuçta süs havuzuna vereceksiniz. Süs havuzunun da denge tankı ayrıca olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yağmur suyu depomuz sürekli dolu olmayacak. Genelde yağışlara bağlı olarak tüketim hızla düşeceği için bilemiyorum, çok uygun olmaz diye düşünüyorum. Bir de buharlaşma var yani, hani süs havuzundaki buharlaşma, yağmur suyu deposuna oraya aktarmak yerine şöyle yapılabilir. Yani bizim tasarladığımız, benim tasarladığım sistemlerde bahçe sulama birinci öncelik, çünkü daha az şart ve filtrasyon gerektiriyor. İnsanla direkt olarak irtibatta olmadığı için herhangi bir bakteri oluşumu sıkıntısı daha az yaratıyor. Kontrol yönetmeliğinde istenilen kriterleri daha rahat sağlayabiliyorsunuz. Kontrol yönetmeliğine göre. Eğer ki bunu rezervuarlarda falan kullanmak istiyorsanız daha iyi filtrasyondan mutlaka geçirmeniz gerekebiliyor. Suyun özelliğine göre, yani yağmur suyuna herhangi bir bakteri üremez diye bir şey yok. Belki ultrafiltrasyon dediğimiz, UV ile karışması ultrafiltrasyon, yani dezenfeksiyon benzeri çok ince filtrasyon yaparak bunu rezervuarlarda kullanabilirsiniz. Doğru söylüyorsunuz Sema Nur, ihtiyaç anında şebekeden beslenebilir. Evet, yağmur suyu deposunu diyelim ki şey için tasarladınız, bahçe sulama için tasarladınız. Artık orası bir bahçe sulama deposu oldu. Pompayla bunu pop-up sistemi besleyeceksiniz. Yağmur suyu deposu bitti, ne oldu? Bahçemizi sulayamayacağız mı? Evet. Hayır, tabii ki de şebekeden de su beslemesini yapacaksınız ve bunu bir otomasyona bağlayacaksınız. Yağmur suyu öncelikli, şebeke suyu destekli olacak. Bu aynı güneş enerjisi sistemleri gibi ısı pompası ya da doğalgazlı bir kombi ile desteklenen güneş enerjili termal su ısıtma sistemlerini tasarlıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Primary, yani ana ünitemiz güneş enerjisi ile bedava enerjiyle sıcak su üretmek. Ondan sonra diğer sistemler gibi. Burada da aynı şey su içinde yapılabilir. Bence burada filtrasyonları daha çok aslında tanımlasalar da iyi olur diye Hüseyin Bey. Yani ben onu sorayım. Onu tanımlamıyor. Nerede kullanılacağını da tanımlamıyor. Yağmur suyunu depoluyoruz. Yani atık su arıtması gibi sistemleri alıp nerelerde kullanılacağı daha iyi tanımlanmış ama yağmur suyunun nerelerde kullanılacağı tanımlanmamış. Bu noktada aslında tasarımcının kendisini koruması açısından ne yapması lazım? Çünkü eğer herhangi bir hastalığa sebebiyet verecek mikrop üreyen bir şey yaparsa, çünkü su durgun kalırsa biliyorsunuz mikrop üretebiliyor, bakteri üreyebiliyor. Durgun suyla ilgili ne yapılabilir? Çok büyük bir su sarnıcı yapıldı. Parazit oluşuyor. 1000 metreküplük bir su sarnıcı yapıldı. Çok büyük bir arazimiz vardı. İşte toplamayı da ortada yaptık. Bu su da durgun duruyor. Yani yağmurlar yağdı 10-15 gün. Sonra 1000 metreküp elimizde bir sarnıç var. Buradaki bakteri üremesi ve durgun suyla ilgili, lejyonella ile ilgili herhangi bir sıkıntı oluşur gibi diye düşünüyorum ve bu nasıl önlenebilir? Gayet tabii ki, yani depo kapasitesini ihtiyaçtan fazla yapmamak gerekiyor bu durumda. Yani kullanım, işte deponun da stoklama sürelerini bu nedenle ben fark ettiyseniz projede 2 gün olarak düşünmüştüm. Yani 3 gün, 5 gün işte, ama 3 ay, 4 ay gibi bir stoklama mümkün değil. Yağmur zaten dalgalı periyotlar halinde yağıyor. İşte diyelim ki bu ay içerisinde 100 kilogram yağış aldığımızı düşünelim. O da siz onu zaten o birkaç gün içerisinde tüketirsiniz. Elinizde kalmaz. Ancak bu suyu yangın suyu tesisatı gibi hiç tüketilmeyen, işte sürekli çevrinti yapan yerlerde kullanırsanız hakikaten lejyonella ve benzeri risklerle karşılaşırsınız. Bu nedenle zannediyorum toprağın altında yapılması istenilmiş yönetmelikte de. Çünkü 20 derece gibi bir sabit sıcaklık oluşuyor 2 metre altında toprağın. Ve güneş de gelmediği için daha az etkileniyor. Ama bu suyu kısa sürede tüketilmesi gerekir. Uzun süre stoklanacak bir şey değil yağmur suyu. Bir sorumuz daha var.
Sultan Ahmet'te adliye binası kapısının karşısında 1001 direkt sadece vardı. Sokak kapında giriş kapısı açılmıştı. Demiş. Sarnıç'la ilgili bir bilgi vermiş anladığım kadarıyla. Evet. Ve normalde giriş üst tarafı merdiven yeri demiş. Yani bir soru yok. Soru yok. Burak Bey anlayamadım. Daha yetiyor galiba. Yağmur suyu kapalı yüzme havuzunda kullanılabilir mi demiş Adnan Özcan. Yine bahsettiğim gibi çıkıştaki suyu filtrelemek ve eğer şartları, yönetmelikleri karşılıyorsa bu suyu her yerde kullanabilirsiniz. Yani tüketilecek. Çünkü yağmur şöyle karakter olarak bulutların içerisinde küçük toz parçacıkları. Yani o bulutlar aslında toz parçacıkları. Bunun etrafına yoğuşan su damlacıkları birikiyor ve belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra yeryüzüne iniyor. Tabii havadaki kimyasal ve kirleticiler de bu katmanın içine karışıyor. İşte bir dağda temiz bir arazide yağan suyun nitelikleriyle şehir içindeki suyun nitelikleri aynı değil. Hava kirliliği de etkiliyor ama depoya topladığınız suda en fazla toz partikülleri artı bölgenin hava özelliklerinin kattığı kimyasallar, zararlı maddeler oluyor. Siz bunları tamamen arıtıp kullanılabilir niteliğe getirdikten sonra suyu her yerde kullanabilirsiniz. Yani havuz dahil hatta ne bileyim çok iddialı konuşuyorum. İçme suyu olarak bile kullanabilirsiniz. Yeter ki doğru filtreleme yapın. Burada yani, tüm nokta filtrelemeye kalıyor. Hem filtreleme hani o ilvazolma sistemlerine kadar gidiyor bunu ama hani şu anda bizim konumuz daha sonrası değil. Yani yağmur suyu depo. Evet, evet. O kısma girmeyelim. Çok girmeyelim bence. Sevcan Aslan bir soru sormuş. Demin bahsetmiştim sonunda ama kaçırmadan da kısa süre toplama için minimum süreniz nedir demiş. Yani tamamen yapıya bağlı. Eğer şöyle artık bir zamanla oluşacak zannediyorum. Bir 100 metrekare sıradan bir yapı için hani 2 metrekare bir parsel içerisinde var ise zannediyorum 3 ton, 2 ton civarında bir depo istenecek. Yani optimum sizde çok büyük bir bahçeniz varsa bahçede aşırı derecede zaten su tüketimi yapıyor. Günlük 250-300 litre belki 100 metrekare bahçede su harcıyorsunuz. Çim varsa bu daha da üst değerlere çıkıyor. Bununla ilgili bir peyzaj tasarımı yaptığınız takdirde günlük su tüketimini orada görürsünüz. Yani bu nedenle belli bir değer verip de kimseyi bağlamamız doğru değil. Daha önce söylediğim gibi projenin niteliğine, bölgenin karakterine ve kullanacak mal sahibinin talebinin birleştirerek optimum bir değer bulmalıyız. Yani o yüzden bir rakam vermeyi çok sağlıklı görmüyorum aslında. Şöyle bir şey vardı. Hani BS 8515'i biraz incelersek hani İngiliz standartını atıp da bulunduğumuz için. Orada araştırdığımız zaman galiba 8 yani hesap metotları vermişler. 8 gibi bir ibare yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Hüseyin öyle bir şey vardı. İncelemiştik siz de. Doğru. Beraber çalışma komisyonunda. Onları baz alabilirsiniz istiyorsanız. Hani bir standarda dayandırmak istersek biz Avrupa normlarına bağlı olduğumuz için BS 8515 Rain Harvesting Systems diye geçiyor. O yönetmeliği incelediğiniz takdirde 3 değişik metot var. Tabii İngilizce yönetmelik ama hani o şekilde yardımcı mesela odanın kanalıyla yardımcı olabilir arkadaşlar eğer bu şeyle ilgili dilleriyle sıkıntılaşırlarsa. Orada da o hesap metotlarından bir tanesinde öyle günlük ibareler geçiyor. Bizim eski yönetmeliğimizde de var ama orada süre değil de hani grafiklerle anlatmıştım ya 4 farklı depolama yöntemi var diye. Orada süreden pek bahsetmemiş. Yani Türkiye'deki yönetmelikten bahsediyorum. Evet. Eski bir yönetmelik. Bunları ben paylaşırım zaten sunumdan sonra odayla. İsteyen arkadaşlar inceler ve bakarlar. Yani belli bir süre yani bu yönetmelik çerçevesinde dar anlamda baktığımızda yok ama farklı değerlendirilir diye düşünüyorum. Ben oradaki sürelerin hepsini bilgilendirmek istemedim. Yöntemine göre değiştiği için bir bakılabilir. Ama sizin dediğiniz gibi kısa süreli kullanım için
eğer depolama yaparsak hani diğer risk faktörlerinin hani bir bakteri üremesi gibi faktörlerin önüne gidilebilir. Evet. Bu geçen dönemlerde ne tür tedbirler almalıyız diye sormuş Murat Şükrü Özgür. Anlayamadım şey soruyu pardon. Yani bu yağmur dönemi eğer kurak geçerse o zaman ne tip bir tedbir almalıyız diyor kendileri. Yani zaten meteorolojik dengesizlikleri yaşadığımız dönemlerdeyiz. Bu biraz da çevresel değişikliklerden kaynaklanıyor. Yağmur suyunu kullandığımız yere biraz önce de bahsetmiştik. Şehir şebekesinden bir besleme yapmamız yani yedek devre olarak kullanmamız gerekir. Yani tamamen yağmur suyuna bağlı bir tasarım yapmak çok doğru değil. Bu sistemi beslemek, enerji kayıplarımızı azaltmak amacıyla yani çevre kirliliğine de bir parça olumlu manada katkı olsun diye yapılan bir şey. Olan var mı acaba? Ben de sorunun hepsine yanıtlıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Hem de soru cevap kısmı da bence keyifliydi. Bakalım önümüzdeki süreçte hepimiz değişik problemler yaşayacağız. Hem tasarımcı bağlamında hem de kontrolör arkadaşlar olarak da. Bunları aşmak adına ben diyalog kurulmasından yanayım. Odayla özellikle bu tarz bir çalışma yaptık biz. Halk Çalışma Grubu olarak da. Ben de komisyon başkanı olarak arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum burada. Hepsi de destek koydular. Karşıyaka Belediyesi'nden, Cilli Belediyesi'nden Yelda Hanım da burada zannedersen katılıyorlar. Projesi, makinesi. Hepsi emek koydular. Hüseyin Bey zaten başta sorun olarak hem yönetmelik taraması yaptık. Yabancı yönetmelikleri inceledik. Kendimiz nasıl bir şekilde ilerleyebileceğimize baktık. Bu planın imar yönetmeliğinin bir imar yönetmeliğine dönmesinden sonraki durumda zannedersem hem kontrol hem tasarımcı hem de müteahhitler bazında daha çok sıkıntı yaşayacağız. Çünkü yönetmelik daha kapsamlı hale getiriliyor. 1000 metrekareye indiriliyor ve bütün yüzey sularında toplanması isteniyor. Bu durumda tasarımlar daha da bu kriterlere göre şekillenmiş oldu. Yaşayıp göreceğiz diyorum. Son sözü de size bırakayım. Ondan sonra kapatalım isterseniz. Bana mı? Pardon. Evet. Ben de beni dinledikleri için bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta size ve Aslan Bey'e de. Tabii ki odamıza bu konudaki duyarlılığı, hassasiyeti için odamıza da kurumsal manada teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.